Herkese merhaba. Bu bölümde de sözlüklerden bahsedeceğim. Daha önce listelerden bahsettiğim gibi sözlükler de listelere benzer bir yapıya sahiptir. Fakat bir anahtar ve bir değerden oluşur. Şöyle başlar sözlükler. Mesela şöyle düşünelim. Bir sözlük oluşturalım. Adı da hatta direkt sözlük olsun. Sözlük. Türkçe karakter kullanmıyorum. Bakın eşittir dedikten sonra bakın. Sözlükler süslü parantezle başlar. İçine yine nasıl diyeyim listelerde olduğu gibi veriler yazılır. Hatırlarsınız listeler şöyle köşeli parantez vardı. Bu da süslü parantezle başlar. Buna dikkat edin. Yani süslü parantezi gördüğü anda bunu sözlük olarak algılar. Peki tabii içinde bir anahtar bir de değer olması gerekiyor. Şu şekilde yapalım. Mesela isim listesi oluşturalım. Diyelim ki isim ve yaş listesi. Kişinin ismi anahtar olsun. Ahmet Uzun. Tamam, bu bir anahtardır. Araya iki nokta üst üste koyuyorum ve 28 yaşında olduğunu belirtiyorum. Yani 28 yazıyorum. Virgül. Şimdi sözlüğümüzün birinci elemanını yazdık. Bakın sözlükler bu formatta olmak zorundadır. Yani her bir elemanı bir anahtar ve bir değerden oluşmak zorundadır. Şimdi sözlük dendiği zaman, şimdi İngilizce Türkçe sözlük düşünelim. Veya herhangi bir şey. Ne oluyordu orada? Bir tane kelime oluyordu. İki nokta üst üste anlamı vardı. Sonra başka bir kelime daha yazıyorsunuz. Kelime anlamı gibi. Yani burada da sözlükler aynen İngilizce Türkçe sözlük veya dil sözlüklerinde olduğu gibi aynı mantığa sahiptir. Ne yapıyorsunuz? Süslü parantezle başlamak zorunda. Bir tane anahtar. Buna anahtar diyoruz. İki nokta üst üstenin önündeki ifade anahtar ismini alır. İki nokta üst üstenin arkasındaki değer ise ifade ise değer olarak adlandırılır. Tamam. Başka bir isim yazalım. Mesela Mehmet Kısa ve 45 yaşında. Çift tırnak içerisinde yazıyorum. Mehmet Kısa. Bu bir string olduğu için. 45 yaşında virgül. Başka bir şey daha yazalım. Ali Veli 55 yaşında mesela. Yazalım. Ali Veli. Ve tırnağın dışına çıkıp iki nokta üst üste 55 yaşında. Son kısma virgül koymuyorum. Çünkü virgülü koyarsam bir eleman daha yazmamı bekler. Peki, şimdi burada sözlük mantığıyla aynı şeyi yaptık. İşte buraya X de diyebilirdik, fark etmez. X adında bir sözlük olur. Ben sözlük kelimesini kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Akılda yerleşsin diye arkadaşlar. Özellikle kullandığımız bu değişken isimleri aklımızda yer edecektir ve ilerleyen aşamalarda bunları ezbere yazacağız. Birçok hazır kalıbı ezbere yazacağız. O yüzden ben standart kelimeler kullanıyorum değişken isimlerine. Ona dikkat edin. Şimdi buradaki mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bakın sözlükler peki şunu da diyebilirsiniz. Yani liste dururken niye sözlüğe ihtiyaç var? Şu mantık var olduğu için yani siz bir anahtar kullanıyorsunuz. Bu anahtarı kullanarak arama yaparak değeri buluyorsunuz. Peki günlük hayatta bu nasıl kullanılır? Mesela şöyle yapacağız. Örneğimizde diyeceğiz ki işte bu sözlüğün herhangi bir elemanını getir. Şöyle yaparsınız. A eşittir sözlükteki köşeli parantez. Bakın köşeli parantez sözlüklerde de listelerde de kullanılır mutlaka. Yani insanın aklına ilk şu geliyor. Ya işte buraya 1, 2, 3 yazdığım zaman veya neyse arattığım şeyi bulmak için yani acaba şuradaki gibi süslü parantezi buraya mı koymak lazım gibi düşünüyorsunuz. Hayır değil. Şöyle yapıyorum. Ahmet Uzun yazıyorum. Ve sonra da print A diyorum. Şimdi nasıl bir sonuç üretecek? Şimdi Ahmet Uzun ismindeki anahtarı bakın şuradaki anahtarı direkt buraya yazınca bakın buraya anahtar değerini yazdım. O zaman bunun sonucu karşısındaki değer olur. Value olur. Bakalım cevap 28 mi? Evet 28. Demek ki siz burada arama yaptırdığınız zaman adresleme yaparken aynı listelerde olduğu gibi köşeli parantezin içerisine siz buradaki anahtarı yazmanız gerekiyor. Mesela buraya Ali Veli yazarsak dikkat edin harf hatası yapmayın. Birebir olduğu gibi yazmanız lazım. Yani tek tırnak kullanabilirsiniz herhangi bir sıkıntı olmaz burada. Çünkü bu bir string, bir yazı, metin. Burada da cevap ne olacaktır? Cevap 55 olacaktır. Demek ki sözlüğün mantığı bu. Yine bununla ilgili bol bol örnek yapacağız ama buradaki mantığı unutmayın. Sözlükler süslü parantezle başlar, süslü parantezle kapatılır ve girilen her bir eleman anahtardan ve değerden oluşması gerekir. Bir tane bile olsa veya boş bile olsa tamam,
Boş olsa sıkıntı yok. Mesela tamamen boşta bırakabilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Fakat elemanları her zaman anahtardan ve değerden oluşmak gerekiyor. Tabi burada değer dediysem illa sayı vesaire değil. Buraya bir metin de yazabilirsiniz. Buraya istediğiniz aynı listelerde olduğu gibi isterseniz buraya bir sözlük daha koyarsınız. İsterseniz buraya liste koyarsınız. True, false değerler koyarsınız. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Sadece mantık bu. Anahtar ve değer. Peki. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Hatırlarsınız sözlük gibi kullanabiliyorduk bunu. Mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. Hazır bir daha önce oluşturduğum bir fonksiyon var. Şöyle bir şey yapıyorum. Excel sözlüğü. Şöyle bir şey oluşturdum. Bunu daha önce üretmiştim. Excel fonksiyonları ile ilgili bir sözlük yapıyorum. Bakın. Her bir İngilizce Türkçe karakteri buraya yazıyorum. Mesela Excel'de İngilizce char olan fonksiyonun Türkçesi nedir? Bakın. Anahtar değer. Virgül koyarım başka bir yer. Anahtar değer. Şimdi ben burada mesela herhangi bir fonksiyonu aratmak istiyorum. Ya Excel'de trim fonksiyonu Türkçesi neydi? Bunu nasıl bulurum? Şöyle yaparım. Print yazarım. Şuradaki Excel fonksiyonları. Şu parantezde kapatmayı unuttum galiba. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şimdi Excel fonksiyonlar adındaki sözlükteki yer alan. Tek tırnak veya çift tırnak kullanabilirsiniz. Mesela trim birebir aynısını yazın. Trim fonksiyonunun değeri kaçtır? Karşısındaki değer kaçtır? Bunu yaz diyorum. Değeri 40'mış. Yani geldi şunu olduğu gibi yazdı. Yani sözlükte arama yapar gibi yaptı. Peki veya şunu diyelim. Value. Mesela value adındaki fonksiyonun Türkçesi neydi? Sayıya çevirmiş karşılığı. Bakalım ne diyecek? Bakın sayıya çevir. Bu çok kullanışlı bir olaydır arkadaşlar. Geri geldiğinde listede kullanırsınız. Geri geldiğinde sözlükte kullanırsınız. Ama kümeler ve diğer demetler gibi ifadeleri de anlattıktan sonra hangisini daha çok kullanacağımız duruma göre belli olacak arkadaşlar. Ve onun üzerine yüzlerce örnek yapacağız. Yüzlerce birbirinden farklı günlük hayatta gerçek örnekler yapacağız arkadaşlar. Peki, buraya kadar tamam. Şimdi şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Birincisi sözlükler, şöyle notlarımı yazayım şuraya da bu notları da göreceksiniz. Sözlükler arkadaşlar her zaman parantezle, süslü parantezle başlayıp süslü parantezle bitmek zorundadır. Bakın, başı ve sonu süslü parantez. Ve şuna da dikkat edin, arama yaptırırken bakın elemanın numarasını yazmıyoruz. Biz burada indeks numarasını yazıyorduk hatırlarsınız listelerde. İndeks numarasını yazardık işte 0 yazardık 1 yazardık. Fakat ben bunu burada kullanmıyorum. Niye? Bakın hata verdi. Ben buraya 0 yazdığımda burada indeks numarası 0 gibi bir şey yapamazsın. İndeks numarasına göre aratamazsınız. Anahtara göre arama yaptırırsınız. Bakın ve sonucu burada üretir. Yoksa ben buraya 0 yazsam bakar anahtarların içerisinde sıfır diye bir şey yazmıyor. Hepsi buraya sayı da yazabilirsiniz. Şuraya da sayı yazabilirsiniz. Hepsi size kalmış. Ama öyle bir anahtar olmayınca vermez. Ve araya da mutlaka iki nokta üst üste koymanız gerekiyor. Elemanların arasında her zamanki gibi virgül konması gerekiyor. Bakın şurada olduğu gibi bunların hepsinin arasında virgül koymak lazım. Fakat şunu da söyleyeyim. Bakın sözlüklerle benzer yapıya sahip kümeler parantez parantezle başlar, süslü parantezle biter. Fakat şeyler nasıl söyleyeyim? Evet. Şuradaki olayı yapmazsanız eğer anahtar ve değer şeklinde ve araya da iki nokta üstte koymazsanız sıkıntı çıkarır. Bu bir sözlük değiller ve hata verir arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi birkaç örnek daha yapalım. Şimdi dolar TL kurunu tarihlere göre veren bir sözlük oluşturalım. Şöyle bir sözlüğümüz var. Bu şöyle çalışıyor bu sözlük. Bakıyorsunuz. Şurada string olarak anahtar kısmında tarih var. Bakın tarihleri koymuşuz. Value'suna da sayısal değer olarak kapanış. Dolar TL kuru kapanışını vermişiz. Mesela şu tarihte kapanış buymuş. İşte geliyorsunuz hangi tarihe kadar? En sağ tarafa kadar bakalım. İşte şu tarihte de şuymuş diyor mesela. Görüyorsunuz işte 23.1.2022'de de 13.40'dan kapanmış. Tamam. Şimdi en sona geliyorum ve bir satır aşağı, birkaç satır aşağı. Ben şunu yapmak istiyorum. Mesela print diyorum.
US'de büyük U ile yazmışım ben. US'de de TL kuru çift tırnak içerisinde yani köşeli parantez ve çift tırnak içerisinde mesela 3.01.2022 tarihindeki kur, tabi birebir aynısını yazmanız lazım string olduğu için harf hatası yapmayın. Bu tarihteki kur kaçmış? Bakın 13.37 dedi. 13.37 hangi tarih? 4.1. Bakın burada var. Sonucu bize üretti. Peki burada gördüğünüz gibi çalıştırma mantığımız çok basit. Her zaman arama yaptırdığımızda köşeli parantez ama sözlü üretirken süslü parantez bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ben tarihlerden henüz söz etmediğim için buraya string koydum. Tarihleri metin olarak yazdım buraya. Köşeli parantez çift tırnak içerisinde yazdım. Buna dikkat edin. İlerleyen aşamalarda date fonksiyonları tarih kütüphanesinde indirip bunları gerçek tarih üzerinden arama yaptırıp sıralama da yaptıracağız arkadaşlar. Burada sıralama yaptırırsanız sıkıntı çıkarır arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Şimdi stringlerde ve listelerde kullandığımız hani len adında bir fonksiyon vardı hatırlarsınız. Len fonksiyonu eleman sayısını veriyordu listelerde. Yazılarda da karakter sayısını veriyordu. Sözlüklerde de kullanırsak bu ifade mesela A eşittir şu dersem ve print ettirirsem bu da yine sözlüklerde de eleman sayısını verir. Yani virgülle ayrılan bu elemanı, bu bir eleman, bu da bir eleman. Toplam kaç tane eleman var bakalım. Cevap 23 diyecek. Gördüğünüz gibi. Demek ki bu sözlüğün içerisinde 23 tane eleman var. Buna dikkat ediyoruz. Yani nerede olursanız olun bu len fonksiyonu işimize yarıyor. Metinlerde de yarıyor arkadaşlar, sözlüklerde de, listelerde de, kümelerde de işimize yarayacak. Birçok yerde işimize yarayacak arkadaşlar. Peki, buraya kadar tamam. Burada uzunluğunu verdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi mesela İngilizce, Türkçe kelimelerin bulunduğu bir sözlük oluşturalım. Şunu siliyorum. Daha önce oluşturduğum bir sözlük var. Mesela able kelimesi yapabilen. Adjective sıfat demek. Afrika, Afrika demek. After sonra demek vesaire. Bakın. Süslü parantezle başladı. Anahtar ve değer olarak bunu yazdık. Ve tabii bütün sözlüğü koymuyoruz buraya. Şimdi mesela bir arama yaptırdığınız zaman. Şöyle bir şey yapalım. Bir kelime soracağız. Python'da bize cevabını verecek. Şöyle bir ifade yazıyorum. Aranan kelime eşittir. Input diyorum. Siz bir kelime aratıyorsunuz. İşte mesela hangi kelimeyi arattığınızı düşünelim. Diyelim ki işte lütfen anlamını merak ettiniz. Kelimeyi giriniz diyorum. Lütfen anlamını merak ettiğiniz kelimeyi giriniz. Diyorum ve iki nokta üst üste. Peki. Şimdi tabii string olması gerekiyor. Input string olarak karşılık veriyor. Bakın buradaki anahtar da string olduğu için burada işte önüne gelip str yazmama, string, bunu string'e çevir dememe gerek yok. Çünkü input zaten string olarak üretir. Ha bunu yapsanız da hiçbir problem yok. Tamam. Şimdi bu kelimeyi aratıyorsunuz. Kelimeyi girdikten sonra şunu yapacaksınız. İşte diyeceksiniz ki mesela cevap eşittir şu diyeceksiniz. Hani kelimenin kendisini de yazdıralım. İşte şu kelimenin anlamı budur gibi bir açıklama yazdıralım. Hatta daha önce öğrendiğimiz ifadeleri de kullanalım. Hatırlarsanız daha önce format diye bir fonksiyon kullanmıştık. Format fonksiyonu ne yapıyorduk? İşte çift tırnak içerisinde süslü parantez koyduk vesaire. Şöyle bir şey yapacağım. Cevap eşittir diyeceğim. Çift tırnak içerisinde. Diyeceğim ki işte şu kelimesinin anlamı şudur diyeceğim. Şöyle yazıyorum. Şöyle kelimesinin anlamı iki nokta üstte şu gibi bir şey yazdıracağım. Arkasında da işte format yazdıracağım vesaire. Şimdi formatı yazdırdım. Sadece cevap olarak böyle bir ifade yazdırdım. Sonra da diyeceğim ki if diyeceğim. Şimdi aranan kelime bu listede var mı yok mu? Ona bakacağız. O önemli. If diyorum. Şöyle yanlış yere yazdım. Yanlış bir şey yaptım galiba. If diyorum. Aranan kelime in kelimeler. Bunu ne demek istediğimi anladınız mı? Yani aranan kelime hani hatırlarsanız true false'lu ifadelerde bunu kullanmıştım. Bu şu anlama geliyor. Aranan kelime in kelimeler
Ne demek bu? Aradan kelime. Yani şurada sen bir kelime girdin. Mesela X girdin. X kelimesi kelimeler adındaki bu sözlüğün içerisinde var mı yok mu? Onun cevabını verir. Burada da kullanabilirsiniz. Yani bu in kelimesi hem stringlerde kullanılıyor, hem listelerde, hem sözlüklerde de kullanılıyor. Ama siz burada aranan kelimeyi bu şekilde yazdırırsanız burada değerlere bakmaz, sadece anahtarlara bakar. Anahtarların içinde var mı? Bu önemli. Bakın. Eğer bu ifadeyi yazarsanız kelimeler listesindeki anahtarlara sadece bakar. Değerin içerisinde arama yapmaz. Sadece anahtarlara bakar. Tamam. Listede var mı yok mu? Eğer varsa o zaman print diyelim. Bir şey yazdıralım. Ne yazdıralım? İşte şu kelimenin anlamı şu. Şimdi direkt şöyle yazdırayım. Cevap nokta format diyorum. Şimdi cevabın içerisinde şu vardı. Formatı kullanırken ne yapıyorduk? Süslü parantezlerin içerisinde cevap üretiyorduk, değil mi? O zaman şöyle bir şey yazdıracağız. Format aranan kelime. Şimdi aradığımız mesela absence kelimesini aratıyorsa buraya absence geldi. Absence kelimesi listede varsa o zaman şunu yap diyorum. Aranan kelimeyi önce şuraya yaz. Yani şuraya direkt ata. Absence kelimesi şuraya ata. Absence kelimesinin anlamı işte bulunmama, yokluk. Buraya yazacak. Buraya da ne yazmamız gerekiyor demek ki? İkinci parametre. Şimdi ilk yazdığımız formatta ilk parametreyi şuraya yazar. İkinci parametreyi de buraya yazar. O zaman buraya ne yazacağız arkadaşlar? Bunun anlamını nasıl buluyorduk? Kelimeler adındaki sözlüğümüzün köşeli parantez aranan kelimesini bul. Peki bu nasıl çalışır? Şimdi burada kafanızı karıştırmıyorumdur umarım. Direkt isterseniz şöyle yapalım. Bu kadar uzatmadan şunları bir önce 1, 2, 3 tane şunu bir şeye alalım arkadaşlar. Belki kafanızı karıştırmışımdır diye endişe ettiğim için öncelikle şunu yapalım. Aranan kelime var mı yok mu ona bakmasın. Direkt print diyorum. Neydi? Kelimeler listesinde köşeli parantez aranan kelimeyi getir. Mesela ben buraya absolute yazarsam bunun karşılığı absolute olur. Gelir buraya absolute'u yazar. Çünkü bu kelime direkt, bu değişken direkt buraya geldi. Köşeli parantez kullanmadım çünkü zaten bu bir string. Burada ne yapacaktı? Diyelim ki yazdık. Harf hatası yapmayın. Absolute yazıp enter'a bastığımda mutlak sal kesin. Bakın. Absolute kelimesini buraya atadı. Çift tırnak içerisinde absolute'u. Geldi sonra da buraya yazdı. Bu bir anahtar oldu ve bu kelimeler adındaki sözlüğün içerisinde buldu. Cevabı da bana yazdı. Buraya kadar tamam. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bunu yaptıktan sonra zaten şunun ne anlama geldiğini de anlamışsınızdır. Yani şuradaki ifade az önceki yaptığımızın birebir aynısı. Yani sonucu buraya yazacak ama aradığım kelimeyi de buraya yazacak. Formatla da ne yapacak? Bunu alıp aradığım kelimeyi buraya, yani anahtar olan kelimeyi buraya, değeri de buraya yazacak. Peki buraya kadar tamam. Eğer aranan kelime varsa bunu yazacak. Mesela ben geldim, bunu çalıştırdım. X yazdım. Hiçbir işlem yapmadım. Çünkü aranan kelime orada yok. Peki bir daha çalıştırdım. Neyi yazalım? Şuraya tıklayarak yazalım. Abuse. Şuradaki son gördüğüm kelimeyi yazıp enter'a bastım. Boşlukta bıraktım. Bırakmadım. Abuse ne demekmiş? Abuse kelimesinin anlamı suistimal etmek, kötüye kullanmak. Tabii şunların önüne birer tane tırnak da koyalım ki tek tırnak. Çift tırnak içerisinde tek tırnak kullanmanızda bir sakınca yok arkadaşlar ama çift tırnak kullanırsam problem çıkarır, buraya dikkat edin. Tamam, tek tırnak koyup bir daha çalıştırıyorum. Abuse diyorum. Bakın abuse kelimesinin anlamı suistimal etmek, kötüye kullanmak şeklinde bana cevabı verdi. Peki ya aranan kelimenin bu listede yoksa, yani aradığım kelime in kelimeler listesinde bunun cevabı true ise şunu yapacak. Cevap false'a şuraya else yazıyorum. Ve bir basamak öne alıp ki kendisi otomatik öne aldı. O zaman print diyorum. İşte ne diyelim? Aradığınız kelime, yani böyle bir kelime listemizde yer almamaktadır. Çift içerisinde böyle bir kelime listemizde yer almamaktadır gibi bir sonuç üretsin. Evet, çalıştıralım. Geldiğinde şuraya x yazalım. Böyle bir kelime listemizde yer almamaktadır. Hatta şunu diyebilirsiniz. Böyle bir kelime yerine işte kelimeyi öne yazarsınız. İşte aranan kelimeyi öne yazarsınız. Şeklinde bir kelime listemizde yer almamaktadır gibi bir şey de yazarsınız. Mesela ben buraya
X yazdığımda X böyle bir kelime listemde yer almamaktadır gibi bir ifadeyle yazarsın. Yani aradığınız kelimeyi de print'in içine alabilirsiniz. Bu size kalmıştır. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Peki. Şimdi burada tabii daha önce de sıklıkla ifade ettiğim gibi önceki öğrendiklerimizi mutlaka her adımda kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. İşte burada dediğim gibi formatı burada kullandık. İsterseniz gelip şu kelimeyi olduğu gibi, şu string'i olduğu gibi cevabın yerine de yazabilirsiniz. Onun yerine mesela şunu da ile kapatalım. Bu da aynı şekilde çalışır. Bakın çift tırnak içerisinde şunu yaptık. İşte bu süslü parantez ve bu süslü parantez iki parametre olduğunu belirtiyor. Format ne yapacaktır? Birinci parametreyi buraya atayacak. İkinci parametreyi de gelip şuraya atayacak ve sonucu üretecek bizim için. Çalıştırdığımızda işte ne yapalım? Abroad diyelim. Abroad kelimesinin anlamı yurt dışında, yurt dışı gibi bir anlama geliyormuş. Bunu bize belirtti. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi sözlüklerin anahtarları işte sayı da olabilir, isim de, kelime de, true, false gibi ifadeler de olabilir. Değeri ise istediğiniz her şey olabilir. Liste de olabilir, ayrı bir sözlük de olabilir, true, false olabilir, string olabilir, sayı olabilir, her şey olabilir. Peki bunu günlük hayatta nasıl kullanırız? Şimdi öncelikle şunu yapacağız. Şurayı siliyorum. Çalışan listesi diye bir liste üretiyorum. Eşittir bunu yazdım. Eşittir yazmamışım pardon. Eşittir bunu yazdım. Enter'a bastım. Şimdi print çalışan listesi dediğimde bakalım ne sonuç verecek. İçi boş bir sözlük olduğunu belirtecek. Tamam, şu anda içi boş. Yani bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Şimdi çalışan listesini üretirken şöyle yapmayı tercih ediyorum. Enter'a basıp bunu da aşağıya alıp şuralara yazmak daha bir hoşuma gidiyor. Yani dümdüz de yazabilirsiniz. Böyle sağ tarafa doğru uzun uzun da yazabilirsiniz ama yani baktığınız anda yani bir karmaşık bir görüntü üretebilir. O yüzden alt alta yazmayı, her bir elemanı alt alta yazmayı açıkçası daha çok tercih ederim. Şimdi şöyle yapıyorum. İlk personelimizin adı çift tırnak içerisinde İhsan Akkuş imiş. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Birincisi anahtar kısmına çalışanın ismini yazacağız. İsmini ve soy ismini yazacağız. Karşısına da birden fazla değer yazacağız. İşte ne yapacağız? Öncelikle kişinin hangi departmanda olduğunu belirteceğiz. Aylık maaşını vereceğiz, belirteceğiz ve işe giriş tarihini yazacağız buraya. Şimdi bunun için şöyle bir adım ilerliyorum. Bunun karşısına birden fazla veri girersem mesela işte işe giriş tarihi veya işte ne bileyim departmanını yazdık diyelim. Departmanı yönetim. Sonra yanına virgül işte başka bir şey yazarsam mesela işte 11.950 TL maaş alıyormuş bu. Ve yanına bir şey daha yazıyorum. İşte 31.8.1977'de işe girmiş. 31.08. Pardon, doğum tarihi 1977, yanlış ifade ettim. Şimdi böyle bir ifade karmaşaya yol açar arkadaşlar. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bakın hata veriyor burada. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi koymuş altına. Fakat ben şunu yapabilirim. Gelirim mesela buradaki birden fazla değer gireceksem ben bu değerleri sözlük olarak tanımlayabilirim. Üç elemanı olan bir sözlüğe çeviririm ben bunu. Yani kenarlarına köşeli parantez koyarım. Olur biter. Ne oluyor o zaman? Bakın. Buradaki anahtar adamın ismi oluyor. String. Değerler ise yani tek değer, bir tane değer var burada. O da bir tane sözlük. O sözlüğün, pardon sözlük diyorum, liste. O listenin içerisinde de 3 eleman olan bir şey var. Yani 3 eleman olan bir liste bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani birden fazla veri yükleyecekseniz buna, bunun içerisine liste koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 elemanı olan bir liste. Sonra virgül enter'a bastım. İkinci elemanı giriyorum. İkinci elemanın adı Sabahattin Bor'muş. Sabahattin Bor. Yani bunları tek tek yazmayacağım. Sadece şu an için göstermek amacıyla yazıyorum. Karşısında da bir tane liste oluşturuyorum. Listemde işte çift tırnak içerisinde muhasebe. Listemin birinci elemanı muhasebe yani departmanı.
İkincisi 13.600 olmuş. 13.610 TL maaş alıyor. Çift tırnak içerisinde doğum tarihini yazıyorum. 31.5.1900 31.05.1979. Burada kendi listemden okuyorum. Elimdeki veriden okuyorum. Şimdi böyle yapabilirsiniz. Şimdi burada şunu yapacağız. Hani tek tek bütün elemanları sonra yazdıracağım ben. Copy paste yapıp zaten ekteki notlarda bunları bulabileceksiniz. Siz bunları tek tek yazmaya kalkışmayın. Fakat ilk el alışkanlığı olması açısından bir iki kere tek tek yazın. Bunu öneriyorum mutlaka. Çünkü yani yazmazsanız ya el alışkanlığınız oluşmaz. Geri geldiğinde çok hata yapabilirsiniz. İlk birkaç aşamada tek tek elle yazın. Fakat sonra zaten bunun kısa yolunu nasıl yapılacağını, mesela Excel'den veri çekeceksiniz. Excel'deki veriyi nasıl bu formata çevireceğinizden de söz edeceğim ilerleyen aşamalarda. Şimdi dediğim gibi birkaç kere ilk birkaç satırı kendiniz elle yazın. Fakat 500 satırsa da yazmayın artık, orada da copy paste yapın gitsin. Veya Excel size onu zaten otomatik olarak hazırlar, o listeyi. Orada hızlı doldurmayı kullanacağız. Biliyorsunuz ben Excel eğitmeniyim aynı zamanda. Oradan Excel'den buraya nasıl veri aktaracağınızdan da söz edeceğim. Orada da kafanız şimdilik rahat olsun. Oraya da geleceğiz. Şimdi burada şunu yaptık. Demek ki mesela şöyle bir şey yapalım. Gelelim. Print diyelim. Şurada Enter'a basayım da parantez aşağı alsın. Diyorum ki çalışan listesindeki, köşeli parantez koyuyorum, İhsan harf hatası yapmadan, büyük harf küçük harfe dikkat eden ve İhsan Akkuş'un değerlerini getir. Yani anahtar İhsan Akkuş, bu da değeri üretiyor bana. Bu şekilde yazdığımda karşısındaki değeri tamamen getir bana. Getir diyorum. Getirdim. Peki ben bunun bir liste olduğunu bildiğim için nokta atışı bir şey yapmak istiyorum. İhsan Akkuş'un hangi departmanda olduğunu bulmak istiyorsam köşeli parantezin bunun sonucu bir listedir, değil mi? Şu liste bunun sonucu oldu. Madem liste diyorum. Evet, doğru ifade ettim. Bazen konuşurken hızlı konuştuğum için ben de unutabiliyorum. Madem bu bir liste, onun da arkasına bir köşeli parantez koyup sıfır yazarsam bu ne anlama gelir arkadaşlar? Çalışan listesindeki İhsan Akkuş'u buldum. Evet, sonuç bir liste. Bu listenin sıfırıncı elemanı, yani bunun departmanını getir bana dediğim zaman ne yapacaktır? Bakın, departmanını getirdi. Buraya bir yazsam bu sefer maaşını getirecek. İki yazarsam bu sefer de bana doğum tarihini verecek arkadaşlar. Peki, buraya kadar güzel. Aklımızın bir kenarına yazıyoruz. Bundan sonra yani birkaç videodan sonra bunlarla ilgili hepsini bir araya getirip bol bol işlemler yapacağız. Ben şimdi döngüleri, for next döngüsü gibi şeyleri anlatmadığım için onları da anlattıktan sonra özellikle çok fazla uygulama yapacağız. Yani burada yüzlerce satırlık, binlerce satırlık veri içerisinde aradığımız şeyler bulacağız. Onların yerlerini değiştireceğiz. Veya diyeceğiz ki herkesin departmanını bana yaz şuraya ekrana gibi şeyler yazacağız. Peki, şimdi çalışan listesinin tamamını ben ekrana yazdırayım arkadaşlar. Şuradan alıp şöyle tamamını kopyalayıp yapıştırıyorum. Bakın ne yaptım? Demek ki anahtar olarak kişinin adını yazdım. Değerlerde de departmanını, maaşını ve doğum tarihini birer bir adet listenin içerisine almış oldum ve bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine birçok örnekte yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir tane inputla bu işlemi yapalım. Soru, pardon, soru diye bir değişken atıyorum ve input diyeceğiz ki işte buradan mesela çalışan lütfen personel adını giriniz diye bir ifade yazalım. Lütfen personel adını giriniz diye bir şey yazalım. Şimdi buraya personel adını girdiği zaman o kişinin bütün verilerini getireceğiz. Tabii öncesinde el alışkanlığı olsun diye her zaman şunu yapıyorum. If soru in çalışan listesi, yani burada yazdığın kişi gerçekten bir isim yazdıysa ve bu isim çalışan listesinde var mı yok mu? Eğer varsa o zaman şu işlemleri yap. İşte şimdilik pas yazayım da buraya. Else şunları yap diyorum. Şimdilik pas yazıyorum arkadaşlar. Pas fonksiyonunu ileride de anlatacağım ama pas tamamen pas geçmekle aynı anlama geliyor. Yani şimdi siz buraya if yazıp burayı boş bırakırsanız hata verir. Neden hata verir? Yani direkt hiçbir şey yapma
Aslında bu başka dillerde var ama Python'da böyle bir şey kabul etmiyor. Yani if yazdıktan sonra burayı else ile if arasında burayı boş bırakamazsın. Veya else yazdın burayı boş bırakamazsın. Direkt işte şu komuta geçemezsin. Diyor ki buraya mutlaka bir şey yazmak. O zaman ben bir şey yazamıyorsam direkt pas yazıyorum. Hani burayı şimdilik pas geç anlamına geliyor. Yani bir şey yapma. Boş bırakmamak adına pas yazıyorum. Bunu ileride anlatacağım yine. Sık sık ifade edeceğim. Bunu genelde neredeyse hiç kullanmayız ama daha kod yazarken boş bırakmamak adına bazen bunu kullanmamız lazım veya bazen unuturuz. Bunu sonra dolduracağım. Bu yüzden şimdilik pas geç, şimdilik pas geç gibi bir anlam var. Peki, eğer çalışan listesi varsa yani çalışan listemde bu soru, aslında bunun adı soru değil de cevap desek belki kafa karışıklığına yol açmaz ama neyse, soru aslında bu. Yani kişinin adını gireceğiz. Tamam, kişinin adı X. Hatta buraya soru yerine isim eşittir de diyebilirsiniz. Eğer isim varsa falan filan. Neyse. Şunu yapacağız. Eğer varsa sonuç diye bir değişken atacağız. Sonuç diyeceğiz eşittir. Yani buraya sonuç eşittir çift tırnak içerisinde. İşte şu adlı çalışanın departman aylık maaşı ve doğum tarihi şudur diyeceğiz. Şunu yapacağız. Çalışanın departmanı şöyle yapalım. Öncelikle süslü parantez içerisinde ismi buraya yazdıralım. Hatta önüne de birer tırnak koyalım ki ismi de tırnak içerisine yazsın, tek tırnak. Adlı çalışanın departmanı aylık maaşı ve doğum tarihi sırasıyla veya sırasıyla dememe gerek de yok şeklindedir diye. Böyle bir şey yazın. Yani ben ismi yazdıracağım. Onun departmanın aylık maaş ve doğum tarihinin olduğu gibi şuraya yazdıracağım. Peki, if ile else arasında devam ediyorum ve yine bu kodların hepsini birer tab tuşuyla ileri alarak yazmak zorundayım. Eğer geriye yazarsam işte print şu dersem hata verir. Niye? Çünkü bunun altında mı, dışında mı? Eğer dışındaysa o zaman else'i niye koydun diyecektir bana. O yüzden print'i şuraya yazmam lazım. Diyeceğim ki tamam, buraya kadar tamam. Print diyeceğim. Sonuç ve format koyacağım şuraya. Print. Sonuç yazdım. Nokta format diyorum. Şimdi sonucu yazdırırken veya bu metni olduğu gibi de buraya aktarabilirim. Format. İki parametre olmak zorunda. Bu ve bunu yazdıracağım, değil mi? Şimdi buraya kişinin adını, yani şunu olduğu gibi buraya aktarıyorum. Mesela ismi girdi, Cihat Yıldız yazdı. Burası Cihat Yıldız oldu. Cihat Yıldız var mı? Var. Varsa o zaman diyorum ki formatın içerisinde Cihat Yıldız'ı şuraya ata ve sonuçları da buraya ata. Yani sonuçların, yani ne diyelim? Neydi? Çalışan listesi. Köşeli parantez soru. Bu da sonucu oluyor. Yani değer bu, value bu. Bunu buraya yazsın. Peki çalıştıralım. Ne diyorduk? Mesela kısa bir isim bulalım. Nuray Ergin yazalım. Nuray Ergin adındaki çalışanın departmanı aylık maaşı ve doğum tarihi sırasıyla üretim 10.100 ve 26.06.1982'dir şeklinde yazdı. Peki, şunu da yapabilirsiniz. Mesela tek tek çalışanların diğer bilgilerini de tek tek girebilirsiniz. Yani dersiniz ki mesela bu else niye koyduk bu arada? Ben else'in sonucunu da yazmadım ama şuna da işte print böyle bir çalışan yoktur gibi bir şey yazabilirsiniz mesela. Soru şöyle yaparsınız. Soru virgül adında bir çalışan yoktur yazalım mesela. Bunu yapabilirsiniz. Mesela olmadık bir şey girmesine karşılık mesela A adında bir çalışan yoktur gibi bir şey yapabilirsiniz. Burada sıkıntı olmaz arkadaşlar. Tamam. Şunu yaptık. Buraya kadar tamam. Şimdi şurada mesela şunu biraz daha geliştirmek isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela. Dersiniz ki departmanı şu, aylık maaşı şu ve doğum tarihi de şudur gibi işi geliştirelim. Departmanı dersiniz, bir süslü parantez daha koyarsınız. Aylık maaşı
üstü parantez ve TL ve doğum tarihi de şuraya atasın. Yani gelsin formatın içerisine 3 parantez koyacağız. Ne yapacağız burada? Daha 1, 2, 3, 4 tane parametre. 1, 2, virgül de 4 tane parametre üreteceğiz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Adını buraya yazacağız. Yani soru kelimesi buraya zaten geldi. Fakat çalışanın departmanı da buradaki ifade listenin tamamını veriyordu hatırlıyorsanız. Ama şunu yapabilirim. Listenin tamamının içerisindeki sıfırıncı elemanı getir bana dersem direkt sıfırıncı eleman departman. Tamam, bunu olduğu gibi kopyalıyorum ve gelip virgülden sonra yapıştırıyorum. Buraya da bir yazarsam bu sefer ne yapar arkadaşlar? Bir hangisi oluyordu? Maaşı oluyordu. Ve aynı şekilde tekrar kopyalayıp virgül koyup araya şunu yaparsam buraya iki yazarsam bu sefer de doğum tarihini verecektir. Şuradaki. Bunu anlaşıldığını düşünüyorum. Yani soruyu olduğu gibi buraya aktarırsam kişinin adını yazar. Buradaki değeri alıp değeri bir listeden oluşuyordu. Değerin sıfırıncı elemanı departmanıydı. Yani burası departman sonucunu verecektir. Burası maaş sonucunu verecektir. Burası da doğum tarihi sonucunu verecektir. Ve bunları tek tek bunu alıp şuraya yazacak. Bunu alıp şuraya yazacak. Bunu alıp şuraya. Bunu da alıp şuraya yazacaktır. Kafanızı karıştırmak istemiyorum ama yani biraz daha artık kendimizi zorlamamız lazım. Burada tek tek yaptım. Nasıl ilerlediğimi de gösterdiğim için kafanızın karışmayacağını düşünüyorum. Önemli çünkü hani başlangıç aşamasındayız. Hiçbir şekilde kopmanızı istemiyorum. Bu önemli. Şimdi yapalım. Çalıştıralım. Mesela Cihat ne yazıyor? Yıldız. Son kişi. Basıyorum. Cihat Yıldız aldı çalışalım. Departmanı bilgi işlem. Aylık maaşı şu kadar. Doğum tarihi de 1979'dir yazdı. Neyse işte dır fark etmez. Bakın hem sözlük içerisindeki listeden veri çekmiş olduk hem de diğer parametreleri gerçekleştirmiş olduk. Sözlüklerin mantığını biraz daha anladığınızı tahmin ediyorum arkadaşlar. Peki buraya kadar da yaptık. Güzel çalıştı. İşte diğer verileri bakın ben burada topluca yazdım ama size vereceğim notlarda bunları tek tek de bulabiliyorsunuz. Mesela işte şu isimli kişinin işte departmanı şudur diye de bir cümle yazarsınız. Ne yaparsınız? Formatın içerisinde iki parametre koyarsınız. Olur biter. Hatta şunların da önüne tek tırnak koyarsanız belki şunun önüne koymayalım ama şunun önüne hatta bunu da önüne koymayalım. Direkt bir çalıştıralım. İşte ne demiştik? Cihat Yıldız dediğimiz zaman bilgi işlem aylık maaş şu kadar. Bunun önüne tırnak koymadım. Bunun da önüne tırnak koymadım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha iyi de olabilir arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini yaptık. Evet, eklerde de başka örnekler de bulabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Şimdi herhangi bir çalışanın verisini değiştirmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Aslında çok basit. Nasıl yapacağınız daha önce listelerde yaptığımız mantıkla aynı. Veya herhangi bir elemanı silmek istiyorsanız aynı mantıkla yapabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mesela del silmekti del hatırlarsınız. Her yerde aynı fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten problem yok burada. Del çalışan listesi dersem sonra da print çalışan listesi dediğimde bunun sildiğini göreceksiniz. İşte yani neyse bir yazalım böyle bir çalışan yoktur. Tamam bakın sonra da hata veriyor. Niye? Çünkü böyle bir değişken yok. Neden? Sildi. Peki şunu da yapabilirsiniz. Şöyle herhangi bir personelin verisini silmek istiyorsanız veya personelin verisini değiştirmek istiyorsunuz. Mesela çalışan listesi İhsan Akkuş'u silmek istiyorsanız. Del diyorsunuz işte çalışan listesi köşeli parantez çift tırnak İhsan Akkuş. İlk personeli sildim. Tamam. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Sonra print çalışan listesi. Bakıyorum. Neyse şunu sürekli soracak ama. Bakın listeyi verdi bana ama ne yaptı? İlk kişi Sabahattin Bor'dan başladı. Niye? Çünkü bu kişiyi sildi. Peki
Silme işlemi yerine şunu yapmış olsaydım, şuraya kadar da silebilirim. Artık sürekli şu soruyu sormasın, zaten verilerde bulacaksınız. Bunda sıkıntı yok. Şunu da yapabilirsiniz. Mesela İhsan Akkuş'un verilerini değiştirmek istiyorsunuz. Çalışan liste silmelik. Daha doğrusu şöyle. İhsan Akkuş'un eşittir diyorum. Mesela 1 yazdım. Sonra da print diyelim, ne diyelim? Print çalışan listesi. Peki burada ne yapmış oldu? Şimdi bunun değeri şuydu değil mi? Value'su burası. Bu key, İngilizce'de key, bu da value. Yani anahtar ve değer. Şimdi ben bu değeri liste olmaktan çıkarıp sadece bir yazmasını istedim. Yani buraya sadece bir yaz. Sıkıntı yok zaten, ne dersem onu yapacaktır. Sonra da çalışan listesini yaz bana diyeceğim. Bakın, İhsan Akkuş'un bütün değerlerini sildi. Karşısına bir yazdı. Bunu yapabilirsiniz. Ya da ben şunu yaparım. İhsan Akkuş'un verilerini kopyalayayım şöyle. Şöyle bir şey yapacağım. Eşittir diyeceğim. İhsan Akkuş'un verilerinde bir şey değiştireceğim. Mesela maaşına zam yapıp, direkt işlem de yapabilirim bu arada. Maaşını %100 arttırıyorum. İki katına çıkarıyorum. Tabi bu bir sayı olduğu için bu işlemi gerçekleştirir bu arada arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Maaşını iki katına çıkarıyorum. Sonra da ne yaptım? Bakın. Departmanı aynı bıraktım. Birebir aynısını yazdım. Şunu da yazdım, bunu da yazdım. Sonra da değiştir dedim. Bakın, İhsan Akkuş'un maaşını 2 ile çarptı. Ve sonucunu buraya yazdı. Diyeceksiniz ki, ya ben bunu niye bu kadar değiştiriyorum ki? Sadece maaşı değiştirmek istiyorum dersem, şimdi buraya kadar gelirim ben. Şöyle yaparım. İhsan Akkuş'un nesini değiştireceğim? Bir köşeli parantez daha koyarsam ne yapacaktır? İhsan Akkuş'u bulacak. Onun altındaki değerlere bu sefer oynayacak. Mesela buraya 0 yazarsam departman, buraya 1 yazarsam maaş. Maaş eşittir diyorum. İşte mesela 25 bin yazıyorum. Böyle bir durumda ne yapacaktır? Gelecektir. Nokta atışı bu adamı bulacak. Sonra onun altında bir köşeli parantez. Yani bu zaten, önce şuna dikkat edin. Buraya kadarki kısım bana value'sunu veriyor. Bunun value'su da neymiş? Yani değeri neymiş? Bir liste. O zaman o listenin bir oğlu, indeks numarası bir oğlu. Burası sıfır, burası bir. Burası da maaş yani. Bunu değiştirir. Bakalım ne sonuç üretiyor. Bakın, sadece onu değiştirdi. Gayet de güzel. Ben şunu da yapabilirim. Yani maaşla %100 zam yapacaksam derim ki bunun değeri eşittir. Tekrar aynı ifadeyi yazarım. Çarpı 2 yazarım mesela. Bu nedir arkadaşlar? O zaman şu anlama gelir. Sen bu kişinin maaşını getir buraya yaz. Buraya kadarki kısım zaten maaş. Sonra da bunu 2 ile çarp. Sonra da oraya ata. Buraya atamasını yap. Bu ne demektir? Maaşını 2 ile çarp demek aslında. Evet, 23 bin vesaire. Mesela 2,5 ile çarparak yaz. Bakalım burası ne olacak? Görüyorsunuz, çarptı. Gayet de güzel bir sonuç üretti arkadaşlar. Peki, yani bunun ben bakış açınızı genişletmek adına burada bunları söyledim. İlerleyen aşamalarda yine bununla ilgili bol bol örnek yapacağız arkadaşlar. Çünkü anlattıkça bu sefer ikisiyle birlikte, yani ben şimdi listeleri zaten anlattım. Sözlükleri de anlattım, ama ikisini bir arada kullandığımızda nasıl sonuçlar üretebiliyor? Bununla nasıl, neler yapabiliriz? Onun hayal dünyanızı genişletmek adına bununla ilgili yine birçok örnek yapacağım arkadaşlar.